Sen demiş. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, genel kurulun başlama saatinden şu saate kadar burada olan sizlere teşekkür ediyorum. Gündemin 7. maddesinde buradan konuşup giden konukları ve siyasetçileri takdirlerinize bırakıyor. Burada olanlara da sizler adına teşekkür ediyorum. Biz birbirimize sahip çıkmadıkça, saygı duymadıkça bize hiç kimsenin saygı duyacağını ve sahip çıkacağını da beklemeyin. Odamızda bugüne kadar görev yapan yönetimlere, personele, meslek mensubuna, mesleğimize sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Öbür dünyaya intikal eden meslek mensubu ve yöneticilerimize de rahmetle anıyorum. Bendeniz 31.12 tarihinde mesleği bırakmış, mesleğe icra etmeyen genel kurul üyesi, oda üyesi, serbest muhasebeci mali müşavir Yüksel Demir. 1989 tarihinde çıkan 3568 sayılı yasamızda bildiğiniz gibi SMMM'nin açılımını, sigortanın, maliyenin mahsus memuru olduğunu bugün fark ettik. Bugün meslek mensubu Angaryalılarla haksız rekabetle asgari ücret tahsilatı sorunlarıyla stres ve panik atak hastalığı ile boğuşurken TÜMO ve ODA böyle gelmiş, böyle giden mantığı ile hareket etmiş, bir arpa boyu kadar yol alamamıştı. TÜMO ve ODA'ların asli görevini meslek mensubunun hak ve menfaatlerini korumak adına tam bir yol alamamıştı. Angarya haksız rekabet, ücret tahsilatı, meslek mensubu üzerine yapılan baskı değil midir? Bunlara karşı direnmek ve mücadele etmek TÜMO'nun, ODA'nın, meslek mensubunun meşru hakkı değil midir? ODA ve TÜMO 23 yıldır meslek mensubundan harç ve aidat toplayan, evrak alıp veren bir kurumdan öteye ne zaman gidecektir? Bizim 3568 sayılı yasamızda ey meslek mensubu, sen yeni idaresi başkanlığının, sosyal güvenlik kurumunun, üç kur ve benzeri kurumların hizmetlerini yapacaksınız mı diyor. Eğitimleri alırken bizlere sen bedelsiz kamu hizmeti yapacaksın mı denildi. Bugün dünyada bedelsiz yapılan tek kamu hizmetini biz yapar durumdayız. Meslek mensubu yaptığı hizmetin meslek hakkını almak zorunda değil midir? Yıllardır oda yöneticiliği yaparak yöneticiliği yaşam biçimi ve meslek haline getirenler. Maalesef bu dönem bile oda yöneticiliğine talip olduklarını görüyoruz. Bunlar yıllardır ve bugün de seçilmeyen amelerinde ve bu kürsüden taahhüt ettiklerini bildiğimiz sorunlarımız değil midir? Ben buradan soruyorum. Angarya ve haksız rekabeti çözdünüz mü? Üç dönemdir İnce'ye sosyal tesisi biz yaparız diyenler. İnce bugün nerede? Ne durumda? Cevabını da ben buradan veriyorum. TÜMO'nun ve
kimsesiz hayvanların barınağı halinde arkadaşlar. Geçen 3 dönem oda yönetimini 5786 660 kanun hükmünde kararname ve 611 sayılı yasa gereği oda tarihinde en yüksek tahsilatı yaptıkları için kutluyorum. Yüksel Bey. Efendim. Biraz toparlayalım. İşin iş hazırlığında olduğunuzu gördüğüm için yeni bir beşlekliğe hazırlanıyorsunuz gibi geldi. Başkanım, genel kurul üyesiyim. Demokrasinin olduğu yerde şiddet ve engelleme olmadığı sürece ben buradan mesleğimle ilgili görüşlerimi açıklarım. Teşekkür ederim. Kurban yönetim kurumuna sunuyorum. 660 kanun hükmünde kararname, Türk Ticaret Kanunu, KOBİ, TFRS tebliğleri henüz çıkmadan. Yanından mal kaçırılcasına, eğitimlere harcanan paraları babanızın dükkanında mı harcadınız? Kamu Yönetim Kurulu eğitim ve sınavı ben yaparım, bedelini de ben alalım demedim. Oda Çalışmalar Kurulu'na baktığımızda 56 ila 166 sayfa arası buradan hiç oda çalışmalarıyla ilgili bahseden arkadaşım olmadı. Tekrar ediyorum. Oda Çalışma Raporu'na baktığınızda 56 ile 166 sayfa arası 110 sayfa yapamadıklarınızı örtmek adına reklamların tekrarını görüyoruz. Sayın Demir, toplamak zorundasınız ama. Toplamıyorum aslında. 2400 tahmini bütçesini Çalışma Raporu 280'in 287 sayfasında sunuyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ama reklamlara ayırdığınız yerde 2011-12-13 tahmini bütçesini sunma inceliğini göstermemişsiniz. 2014 tahmini bütçesinde %38 ile en büyük payın yapılacak yatırımlara ayrıldığını da görüyoruz. 2011 yılında yönetim ve haksız rekabet kuruluna 2010 yılına göre %32 ile %35 artışla verilen huzur hakkı nedir? Diğer kurullara verilen artış %11'dir. 200 sayılı olan ötelimizde 2012 yılının mesleki kazanımlar açısından beklentilerimizi karşılayan dönem olmamıştır. 2013 yılında da yeni muhasebe anlayışının hayata geçirilmesinden bahseden başkan 23. yılda da başkan olursa laf ebedi yapmaya devam edeceğini görüyorum ben. Benim dinlediğiniz vaktinizi aldığım için hepinize teşekkür ederim, saygılar sunarım.